Evet değerli izleyiciler, dördüncüsü İstanbul'da düzenlenen Bitlis Tanıtım Günü'nün son gündeyiz. O alanda çok güzel bir atmosfer var. Yanımızda bu güzel etkinliğin mimarı, Bitlislerin deyimiyle abimiz, Bitlislerin abisi olduğu Bitlis Valimiz Sayın Oktay Çağatay yanımızda. Duygu ve düşüncelerini almak üzere mikrofonu kendilerine uzatıyorum. Eyvallah dostum, Bitlislerin abisi dediniz, beni çok mutlu ettiniz. İltifattır, teşekkür ediyorum. Bütün Bitlislerden de Allah sizden de razı olsun. Size söylediniz, İstanbul'da Bitlislerin dördüncü kez buluşması sergileniyor. Tabii geçtiğimiz iki yılda biz pandemi sebebiyle Bitlis'e gelemedik. 2018 yılında Ekim ayında henüz ben Bitlis'e atanmamışken Maltepe'de düzenlenen bir etkinlik var. O zamanki sloganınız da Bitlis çok yakınmış. Ben onu Bitlis'e atandıktan sonra aşağı yukarı bir 10 gün sonraydı. Bitlis'e atandığım belli oldu. Bir yakınım dedi ki bak abi Bitlis aslında çok yakınmış. Sen farkında değil misin dedi. Hemen akabindeki Bitlis Valiliğim 2018 yılı Ekim ayının sonunda başladı. Bugünlere kadar geldik. Yaklaşık 20 gün önce İzmir'de biz malumunuz Ege bölgesindeki hemşehrilerimize buluştuk. Hakikaten muazzam katılımlı, çok keyifli bir etkinlik oldu. İstanbul'da da yapmamız gerekiyordu. Çünkü İstanbul'da bizim çok sayıda Bitlis hemşerimiz var. Tabiri caizse eski tabirle söyleyeceğim ben, kütüğünü aldırmamış. Yani nüfusunu henüz Bitlis'ten İstanbul'a kaydırmamış ki artık bu çok da gerekli değil. Çünkü merkez nüfus sistemi var biliyorsunuz. Yani alamıyorsunuz. Yani nüfusunu Bitlis'te tutan insan sayısı 234 bin gibi bir rakam görünüyor. Daha önceden aldırmış olanlar da biz eğer bunu eklersek belki de 300 binin üzerinde. Etrafındaki illerde katarsak, Bursa'dır, Kocaeli'dir, Sakarya'dır eklersek belki de 400 binin üzerinde bir rakamla hemşehrimiz bu bölgede ikamet ediyor. Biz Cuma günü saat 11'de başlattık. İlk günde güzel katılımlı bir açılış oldu. Akabinde hemen hemşehrilerimiz buraya akın etmeye başladılar. Bu halimizin koordinasyonunda yapıyoruz. Bütün belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, tabii ki BETAV'ımız her zaman olduğu gibi yine yanımızdalar. Efendim Kürşat Spor Kulübümüzle tutun da Özgür Aldere Spor Kulübümüz ve Bitlis'in buradaki temsilcisi STK'larımız, başta bir konu olmak üzere STK'larımız da bu işe iştirak ettiler. Çok güzel katılımlı bir gün oluyor. Son iki gündür muazzam yoğun çünkü tatil günleri malumunuz. İnşallah bugün akşama kadar devam edecek. Biz de akşam hemşehrilerimize vedalaşacağız. Bir sonraki buluşmada tekrar bir araya gelmek üzere vedalaşacağız. Emeği geçen çok arkadaşımız var. Bitlis TV her zaman olduğu gibi yine yanımızda. Sizlere ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten her türlü faaliyetimizi hemşehrilerimize, gurbetteki hemşehrilerimize bırakınız onu Bitlis sevenlere, Bitlis tanımak isteyenlere de gösteriyorsunuz. Bitlis artık çok güzel anlıyor. Biz açılış konuşmalarında bahsettik. Artık Bitlis yatırımlarıyla, artık Bitlis tarihiyle, tabiatıyla gündeme geliyor. Bizi çok mutlu ediyor. O malum büyük projenin tamamlanmasına çok az süre kaldı. Önümüzdeki yıldan itibaren biz tur ve seyahat önceliklerle anlaştık. Bitlis'imizi biz tur programlarına dahil ediyoruz. Şunu söyleyeceğim ki milyonlarca insan Türkiye'den, dünyadan gelecek Bitlis'imizi görecek. Bu hem Bitlis'e muhteşem bir ekonomik katkısı olacak. Ama Türkiye'de hakikaten Bitlis adında bir destinasyonumuz da varmış diye bizim gururla savunacağı bir konu haline gelecek. Tabii istihdamda muazzam ataklar var. Allah razı olsun milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın, benim de iştirak ettiğim yoğun bir çalışmayla önümüzdeki günlerde şu anda 8500 lira, 9000 lira yaklaşan bir istihdamımız var. Fabrikalarda çalışıyor insanlarımız. Önümüzdeki yıldan sonra da inşallah 15 bin lira, 20 bin lira göreceğimiz rakamla konuşacağız. Turizmdeki gelişmeyi, istihdamdaki gelişmeyi birbirine eklediğimizde sanıyorum Doğu Anadolu'nun yıldızı olacağız. Türkiye'nin en kıymetli illerinden birisi olarak biz bir anda atak yapıp öne çıkacağız. Bütün altyapıyı kurduk. Emeği geçenlere ben çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bize muhteşem talimatlar verdi. Bitlis'i ben hakikaten kadim kimliğiyle görmek istiyorum dedi. Biz onu çalışırken yandaki bakanlarımıza da döndü dedi ki kardeşim ne lazımsa yapmanızı ben istiyorum. Kültür Bakanımızdan, İçişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımızdan efendim bütün bakanlarımız onlar da bize destek oluyorlar. Biz Bitlis'i hak ettiği yere getirmek için çabalıyoruz. Yeter ki şunu istiyoruz. Bitlis hemşehrilerimiz, memleketleri gurur duysunlar. Bitlis buluşmalarını biz Bitlis'te de her zaman gerçekleştirelim. Önümüzdeki dönemlerden itibaren bütün Bitlis hemşehrilerimiz tanıdıklarını tanımadıklarını herkesi Bitlis'e davet etsinler. Biz Bitlis'te Bitlis'in ne olduğunu herkese gösterelim istiyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyenlere, katılanlara hepinize saygılar sunuyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, biz de katkılarından dolayı Sayın Valimize çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar Sayın Valim.
Evet değerli izleyiciler, dördüncüsü İstanbul'da düzenlenen Bitlis tanıtım günlerindeyiz. Gerçekten bu tanıtım günlerine çok büyük katkılar sunan Bitlis milletvekilimiz Sayın Vahit Kiler standımızda. Sayın vekilimizin duygu ve düşüncelerini almak üzere mikrofonu kendilerine uzatıyor. Evet, tabii bugün daha mutluyuz. Özellikle üçüncü günümüzdeyiz. Dördüncü İstanbul Bitlis'i tanıtım günlerinde. Yani üçüncü gün ama bugün ben dışarıda özellikle bütün standları gezerek geldim. Elhamdülillah. Kalabalık, ilgi, alaka, heyecan, insanların birbiriyle olan karşılaşmasındaki o arzulu, hasretli, hararetli kucaklaşmalar inanın beni de çok mutlu etti, çok heyecanlandırdı. Tabii İstanbul'daki Bitlis günleri çok farklı oluyor. Biliyorsunuz 20 gün önce İzmir'deydik. İzmir'deki de çok muhteşem geçmişti. Ama İstanbul nedense çok daha farklı bir havada geçiyor. İstanbul tabii çevresinde coğrafi olarak hem Bursa'dan yakın bölgeden de işte yakın bölgedeki bütün hemşehrilerimizin buluşma noktası oluyor. Yani Bitlis'in tanıtım günleri aslında şu havaya da büründü. En mutlu olduğum bir yandan da o. İnsanlar yıllardır birbirini görmeyenler, amca çocukları, hala çocukları, teyze çocukları, yakın akrabalar, yakın dostlar, okul arkadaşları, sınıf arkadaşları, işte ilkokuldan beraber okumuş, İstanbul'a geçitmiş, burada karşılaşıyorlar. Yani yüzlerce insan gördüm, ya 10 senedir görmemiştim, 15 senedir görmemiştim, 20 yıldır görmemiştim, burada karşılaştık diye yüzlerce insanla karşılaştım. Yani sıla-i rahim anlamında da müthiş bir aslında anlamı var Bitlis günlerinin, tanıtım günlerinin. Tabii bizim asıl hedefimiz, asıl önceliğimiz Bitlis'in tanıtımı, memleketimizin tanıtımı. Burada da ben açıkçası çok başarılı olduğumuza inanıyorum, amacına ulaştığına inanıyorum. Hem şehrimizi tanıtıyoruz, hem şehrimizin kültürünü, insanımızı. Çünkü burada her şeyimiz var bizim. Kültürümüz burada, değerlerimiz burada, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, valilik, bütün yöresel ürünlerimiz, folklorumuz. Yeni yüzüyle Bitlis, özellikle derenin üzerini kaldırdığımızdaki oluşacak olan Bitlis'i burada tanıtıyoruz. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki yıl artık biz Bitlis'i, buluşmayı Bitlis'te yapacağız. Bitlis'i Bitlis'te tanıtacağız. Yani bu yapmış olduğumuz yüzlerce eseri, özellikle dere üzerindeki ortaya çıkardığımız tarihi, kültürünü insanları buradan davet ederek artık önümüzdeki yıl Bitlis'te inşallah Bitlis'imizi Bitlis'te tanıtacağız. Tabii esnaflarımız için çok önemli. Biraz evvel esnaf standlarımızı gezdim. Arkadaşlarımızı ziyaret ettim. İyi maşallah yüzleri gülüyor. Satışlar var. Yani hem balcı arkadaşlar olsun, yöresel ürünlerde bütün ürünlerimiz burada. Narından, işte zivzik narından, elmasından, mıttık elmasından, pestilinden ne varsa herkes almış bir şeyler getirmiş. Bitlis'in kabağını getirmiş, patatesini getirmiş. Öbür tarafta ahladın fasulyesini getirmiş. Yani herkes bir şeyler katmak istemiş. Öyle de olunca çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani Bitlis'in yöresel anlamda bütün değerleri burada. Yemek kültürümüz burada. Bütün yöresel yemeklerimiz de burada. Gelen insanları davet ediyoruz, misafir ediyoruz ve karınları doyuyor. Elhamdülillah yani üç anlamda baktığımız zaman hem esnafımızın satış anlamındaki bölümü ciddi bir anlamda orada hareketlik var. Yemek tarafında insanlar geliyor Bitlis'in yöresel yemekleriyle bir şekilde tanışıyor. Bilmediği insanların işte katıklı dolmayı kimse bilmiyor. Ciğer taplamasını kimse bilmiyor. Bitlis'in biryanını biliyorlar ama Bitlis'in içli köftesini kimse bilmiyor. Yağlı yumurtasını kimse bilmiyor. Dolayısıyla burada Bitlis'in her anlamda o kültürünü de tanıtma imkanımız oluyor. Zaten bu tarafta da işte resmi kurumlarımızın olduğu, derneklerin, STK'ların olduğu yerde de belediyelerimizin, kaymakamlıklarımızın Bitlis'in diğer güzel yüzünü gösteriyoruz. İşte Tatman, Nemrut, Krater Gölü'nü gösteriyoruz. Birçok insan ya Van Gölü'nün Bitlis'te ne işi var? Bilmiyor birçok insan. Tatvan'da deniz olduğunu, Ahlat'ta, Adılcavaz'da deniz olduğunu birçok insan buraya geldiği zaman görüyor. O anlamda baktığımız zaman elhamdülillah biz amacımıza ulaşıyoruz. Tabii emek veren, katkı sağlayan, uğraşan kim varsa Allah razı olsun. Özellikle Sayın Valimizin hakikaten çok büyük emeği var. Belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın, Bitlis TV ailesi 3 gün boyunca gece gündüz burada yayın yapıyor. Çok büyük emekleriniz var. Ben emeği olan herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve inşallah bugün akşama kadar istiyoruz ki kazasız belasız gelen bütün misafirlerimizi biz burada misafir edelim, ağırlayalım. Çünkü biz buraya İstanbul demiyoruz. İstanbul'dayız ama Bitlis topraklarındayız. Biz bu sınırı çizmişiz çünkü. Burası 3 gün boyunca nasıl bir yerlerde bir büyükelçilik olduğu zaman sizin toprağınızdır.
Burayı biz 3 gün boyunca Bitlis toprakları, Bitlis sınırları saymışız. Tabelamız dışarıda. Bitlis'e hoş geldiniz diyoruz. Ve 3 gün boyunca buraya gelen herkes bizim misafirimiz. Biz onları çok güzel burada misafir edip, memnun edip göndermek zorundayız. Dolayısıyla 3 gündür burada biz insanlarla hemhal olmaya çalışıyoruz. İşte Arafana grubu sürekli bir şeyler söyleyerek insanları mutlu ediyor, eğlendiriyor. Folklor ekiplerimiz, gençler sürekli burada bir kültürümüzün diğer güzel yanı olan folklorumuzu oynayarak hiç birbirini tanımayan insanlar, birbirini daha önce görmemiş insanlar kol kola giriyor. Aynı halayda halay çekiyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yani burada Türk'ü Kürt'ü yok. Burada sağcısı solcusu yok. Burada siyaset yok. Burada bir güzellik var. Burada bir insani, memleketin güzelliğini anlatan bir burası etkinlik ve buraya her görüşten insanı biz herkesi davet ediyoruz. Davet etmek istiyoruz. Görüşü ne olursa olsun, hangi tarafta olursa olsun gelsin, Bitlisimizin güzelliğini görsünler. Bitlisimizin insanının güzelliğini onlara yansıtalım ve daha sonra da gelip inşallah Bitlis'i, Bitlis'te yaşamaları için herkesi davet ediyoruz. Ben tekrar inşallah bugün akşama kadar ben de buradayım. Benim şu anda çocuklarım burada, torunlarım burada, ailece buradayız. Onlar da geziyorlar, standlara gidiyorlar ve insanlarla bir şekilde hemhal olup, ilgilenip burada herkesi mutlu göndermek istiyoruz. Dolayısıyla ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir 4. Bitlis tanıtım günleri oldu. Bugün 3. günündeyiz, son günündeyiz. Pazar kalabalığı zaten her taraftan belli. O pazarın yoğunluğu her standta belli oluyor. Akşama kadar inşallah bu yoğunluk devam eder, artarak devam eder. Hem esnafımız oradan gelen ürünlerini satar, bitirir. Diğer standlardaki inşallah kendini tanıtmak isteyen bütün standlarımızla, hem STK'larımız olsun, kaymakamlarımız olsun, belediye standlarımız olsun. Onlar da akşama kadar inşallah hizmet verecekler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından gelen herkese de teşekkür ediyorum. Diyorum ki herkes hoş gelmişsiniz. Başımız gözümüz üstüne gelmiş herkes. Sayın Vekilim, bizler de gerçekten bu güzel günlerde katkılarından dolayı size çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Çok sağ olun. Var olun sayın. Evet, Allah'a emanet olun. Sağ olun. Bu, bir eksiğimiz var burada, onu gördüm sadece. İnşallah önümüzdeki etkinlikte ona fırsat vermeyeceğiz. Sadece büryanla ilgili bir burada tandır eksikliği var. Tandır kuramamışlar. O da idarenin sıkıntısından dolayı. İnşallah önümüzdeki yapacağımız Bitlis günlerinde buraya tandırı da açacağız biz. Burada kuyuyu açacağız ve Bitlis büryanını buradan, bütün gerçek Bitlis büryanını, keçi etinden yapılan büryanı burada bütün İstanbul'a da yedirteceğiz inşallah. Teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Merhabalar. Bitlis tanıtım günlerine hoş geldiniz. Sizi tanımak istiyoruz. Tanıyabilir miyiz? Ben Bitlis Ünal'da köyü Yako diyorlar Kürtçe. Ama İstanbul Kürtçe Koca'da oturuyoruz. 1978'den beri buradayız. Çok güzel, çok mükemmel bir şey. Çok hoşumuza gitti. Her daim olmasını isteriz. Nasıl geçiyor? Eğleniyor musunuz? Mükemmel. Yiyip içebiliyor musunuz? Mükemmel eğleniyoruz. Hala baksana, bak bak. Size yani... bak size. Bitlis'i, Bitlislere tekrardan hatırlattık diyor musun? Evet evet, tekrar her zaman istiyorum. Ne güzel, çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Güzel, sağ olun. Merhabalar, hoş geldin. Hoş buldum. Bitlis tanıtım günlerine eğlenebiliyor musun? Yiyip içebiliyor musun? Nasıl buluyorsun? Duygularını alalım. Çok güzel, yani yemekleri de muhteşem. Yani ilk ki gelmişim. Hoş geldiniz. İsmi neydi? Bitlis. Evet, Bitlis, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bitlis tanıtım günlerine hoş geldiniz. Sizi tanımak istiyoruz. Buyurun. İsmim Veysel. İstanbul'da oturuyorum. 20 senedir buradayım.
Bitlis anlatımı her yerine hemen hemen katılıyorum yani. Böyle bir şenli, böyle bir güzel, böyle bir ortamı bir araya getiren bütün yetkililerime teşekkür ediyorum. Eğlenebiliyor musunuz? Gezdiniz mi? Evet, eğlenebiliyoruz. Çok güzel. Yani böyle bir toplum bir yerinde gördüğümüz için mutluyuz, sevinçliyiz. Burada bazen insanları 30 senede görmüyoruz. Burada görmüş oluyoruz. Ve Bitlislere herkese selam söylüyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Kadir ben. Bitlisliyim. Güreğmaklıyım. Son 3 gündür de burada bir etkinlik vardı. Hem o sıra hasretini gidermek için de buraya geldik ailece. Ve gerçekten güzel bir tanıtım. İnşallah her sene olur ve ailemize böyle teşvik ederiz bu şekilde. Tanıtım günlerinde eğlenebildiniz mi? Yiyip içebildiniz mi? Nasıl buluyorsunuz? Kesinlikle bütün yöresel ürünlerden tattık, aldık. Yani çok memnun kaldık gerçekten. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yararlı bir etkinlik oldu benim için. Teşekkür ederiz. Merhabalar, Bitlis Tanıtım Günlerine hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Aytan Akbaş. Aytan Akbaş. Bitlisliyim. Teşekkür ederim. Size hoş geldiniz. Bitlis'e ağlata kızıma çok çok selam söylüyorum. Bütün izleyenlere Bitlis'e selam olsun. Tanıtım günleri nasıl gördünüz? Güzel, çok güzel, çok beğendik. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Başım üstüne geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bitlis Tanıtım Günlerine hakkında duygularınızı almak istiyoruz. Öncelikle ismim Cüneyt Çelik. İstanbul Zeytinburnu Bitlisler Derneği yönetim kurucu üyelerinden bir tanesiyim. Bu 4. geleneksel yöresel günlerimiz sağ olsun Selim Korkmaz Bilkon Konfederasyon Başkanımız sayesinde düzenlenen bir organizasyon. Bu gibi organizasyonların en büyük sebeplerinden bir tanesi Bitlis'in güzelliğini, tadını, insanlığını, mertliğini, hele ki sıcakkanlı olan insanlarını İstanbul'daki komşularımıza birazcık da olsa, bir nebze de olsa tanıtmaktır. Eğer bunu hakkı ile yansıtabilirsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederiz. Bu da benim kızım. Merhabalar, tanıtım günlerine hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Devrim Dağ'dan. Tanıtım günleriyle ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Tanıtım günleri her zaman bekliyoruz, her sene sırasıyla ve devamı da devamlı sürmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tanıtım günlerini beğendiniz mi? Nasıl geçiyor? İyi geçiyor, çok güzel. Güzel, iyi, beğendi, karabalık. Evet, çok iyi. Beğendi. Evet, tanıtım günleri için kamera bir el sallayalım. Merhabalar. Merhaba. Bitlis Tanıtım Günlerine hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ben Bitlis Ağlatlıyım. Bunlar bu organizasyonu yapmadan teşekkür ederim. Allah razı olsun herkese. Herkese teşekkür ederim. Tanıtım günlerini nasıl buldunuz? Yediniz mi, içtiniz? Çok eğlenceli. Her sene güzel yapıyorlar. Çok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar. Tanıtım günlerine hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Efendim? Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Erdal Biltekin, Bitlis Tatvanlıyım. 20 senedir buradayım. Çok güzel oluyor böyle etkinlikler. Devamını dileriz. Bitlis'e de teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor? Eğleniyor musun? Eğleniyor. Çok güzel geçiyor. Çok kalabalık geçiyor. Yani çok güzel geçiyor. Çok mutluyuz. Her sene yapılsın yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Tanıtım günlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Bitlis Güzeldere Köyü'nden Emre Elvan. Bu güzel etkinlik için gerçekten emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hakikaten Bitlis İstanbul'a taşınmış gibi hem yöresel yemekleriyle, hem yöresel ürünleriyle, hem de yöresel kıyafetleriyle ve folkloruyla Bitlis'i İstanbul'a taşımışlar. Çok güzel bizim için. Umarım bu etkinlikler her sene devam eder. Pandemiden dolayı biraz ara verilmişti. İnşallah devamlılığı gelir. Tabii bu etkinlik sadece İstanbul'da değil, Türkiye'mizin diğer illerinde de olduğu zaman hem memleketimizi, ülkemize güzel tanıtmış şekilde olacak. Buradan bütün Bitlislerimize de selamlar söylüyorum, hemşerilerimize. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar. Tanıtım günlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Elif Kış, Halkalı'dan geliyorum. Bitlis'in geleneksel kültürünü daha iyi, daha yerinde görebilmek için geldik. Bu şekilde yani. Tanıtım günleri nasıl geçiyor? Eğlenebiliyor musun? Güzel. Ben ilk defa geldim ama çok güzelmiş. Şimdiye kadar gelmedim. Hep pişmanım yani.
Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Tanıtım günlerine siz de hoş. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim maşallah tutumlu. İstanbul, Bitlis merkeze bağlı Akçalı Korcan köyündenim. 30 yıla yakındır İstanbul Kağıthane'de yaşamaktayım. Buraya geldiğim için de ayrı bir mutluluk yaşıyorum çünkü uzun bir süredir Bitlis'i göremiyoruz. Buradaki organizasyon bize bir nevi Bitlis'i yaşattırıyor. Bu anlamda da bunu organize eden herkese ayrı bir teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar efendim. Tanıtım günlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Oluklu Köyü Muhtarı Muzaffer Salçuk, Mutki Bitlis. Tanıtım günleri nasıl geçiyor? Eğlenebiliyor musunuz? Vallahi çok güzel. Yani iyi gördüm maşallah. Katılım da bayağı iyi. Bütün hemen hemen İstanbul'un her yerinden akın etmişler. Güzel geçiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Tanıtım günlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Esat Çelik, Bitlisliyim. Tanıtım günleri bayağı güzel geçiyor. Bayağı memnun kaldık. Her yıl yenilenmesini istiyoruz. Yani bayağı sevinçliyiz, gururluyuz. Atmosferi nasıl buldunuz? Atmosfer çok güzel. Gördüğünüz gibi güneş, hava, güneş çok güzel. Beğeniyoruz. Bayağı kalabalık. Yani gurur duyuyoruz. Eğleniyorsunuz? Evet, eğleniyoruz. Oynadık, bayağı oynadık. Sayın vekillerimiz, dernek başkanlarımız hepsi buradalar. Çok sevindik. Her sene yenilenmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhabalar efendim. Tanıtım günlerine hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Necati Divarcı, 1965 Bitlis, Verbank'ından doğumluyum. Nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Geldik, dolaştık, geldik. Biz zaten bizim memleketimiz yani bu. Buraya sanki bugün Bitlis'teyiz. Çok kalabalık. İnsanlar burada. Buradan Bitlis'e, tüm Bitlis'lere, burada gelen bunlara herkese çok teşekkür ediyorum. Sonsuz saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba efendim. Tanıtım günlerine hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet. Sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, isim Savaş Adanları, Kağıthane Bitlis Genç Dernek Başkanıyım. Bu ortamı bize yaşattığınız için önce valimize, Bitlis valimize, belediye başkanımıza, milletvekilerimize bizim teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortam. Bitlis'i buraya taşıdığınız için herkese teşekkür ediyoruz. Nasıl geçiyor? Eğlenebiliyor musunuz? Çok güzel geçiyor. İlk günden beri buradayız. Atmosfer güzel, her şey güzel. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Tanıtım günlerine hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ olun. Size hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Muhammed Ali Buhan. Bitlisliyim. İstanbul'da Fatih Belediyesi'nde mühendis olarak görev yapmaktayım. Bitlis'in bir ferdi olarak da gurur duyuyorum. Böyle bir tanıtım yaptıkları için de teşekkür ediyorum Bitlis günlerinin tanıtımını yapan herkese. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Muhammed Bey, tanıtım günleri nasıl geçiyor? Beğeniyor musun? Çok güzel geçiyor. 3 gündür geliyorum. Bayağı yoğun da bir ilgi var. Bitlis'in, yani İstanbul'un her tarafında oturup da Bitlis günlerine gelen Bitlisli hemşerilerimizi gördük. Burada kaynaştık. Herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir emeği geçen herkese. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar. Tanıtım günlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ben Sibel Yoldaş, İstanbul'dayım. Annemler, abimler memlekette, Bitlis'te, onlara çok selam söylüyorum burada. Ellerinde öpüyorum annemin, abimin de ellerinde öpüyorum. Tanıtım günleri nasıl geçiyor? Çok güzel, iyi ki olmuş, iyi ki güzel şeylerimizi yaşattığınız için buralardan. Gerçekten memlekete özlem duyuyoruz. Bugünleri görünce daha da güzel oluyor. Yani en azından özlemimizi götürebiliyoruz. Hani özlüyoruz memleketimizi, öyle diyelim. Ailem orada. Buradayız biz, gurbetteyiz. Öyle selam söylüyorum hepsine de. Çok teşekkür ederiz böyle günler için. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Tanıtım günlerine hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabilirsiniz. İsmin ne senin? Enes. Enes, tanıtım günlerini nasıl görüyorsun? Eğleniyor musun? Duygularını alabilir miyiz? Çok eğleniyorum. Çok güzel. Eğleniyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Tanıtım günlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Celal Ayaz. Tanıtım günlerini nasıl görüyorsunuz? Eğleniyor musunuz? Gayet çok güzel buluyorum. Emeği geçen herkesten teşekkür ediyorum. Özellikle Bitlis TV ailesine teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm Bitlis Tatvanlı halkımıza teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı
Böyle bir organizasyonu emeğe geçen bütün Bitlis çalışanları, Bitlis halkı, Bitlis tatlının halkına teşekkür ediyoruz. Böyle organizasyonu birbirimizi yalnız bırakmamamız lazım. Hep toplu olarak hep bu türlü etkinliklerde bulunmamız lazım. Halkımızın yararınadır. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Öncelikle ismim Yüksel Öngören. Bitlis Mutki'denim. Tanıttığım günler çok güzel. Bitlis'i İstanbul'a getirdiğiniz için bu güzel bir organizasyon oldu. Biz mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.